Evet, Arapçayı nasıl öğrenebilirim? Çokça sorulan, çokça araştırılan bir soru. Bu soruya cevap vermeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz Arapçayı nasıl öğrenebilirimden ziyade önce ben dil nasıl öğrenebilirim diye sormamız gerekiyor. Tabii bununla alakalı çok fazla videolar var internette. Hocalarımız tecrübelerini paylaşıyorlar gerek Arapçada olsun gerek İngilizcede, diğer dillerde arkadaşlar. Aslında benzer şeyler söyleniyor. Ben o yüzden onları tekrar etmekten ziyade bazı belki çok üzerinde durulmayan hususlara temas etmek istiyorum. Bununla birlikte asıl maksatlarından bir tanesi de kendi kanalımız özelinde de Arapçanın nasıl öğrenileceği ile alakalı bir yol haritası çizmek amacındayım. Çünkü bu kanalı takip edenler hani ne yapmalıyız hocam? Nasıl hareket edelim? Nasıl ilerleyelim diye soruyorlar. Biz de bunu bu şekilde cevaplamış olalım. Şimdi öncelikle soruya geri dönüyorum. Nasıl dil öğrenmeliyiz? Öncelikle bu yani önce şunu bilmeliyiz arkadaşlar. Dil öğrenme mantığı normal bilgiyi elde etme mantığından farklı. Bir kere bunu kafamıza koyalım. Yani dil öğrenme dediğimiz olay normal bir işte matematik çalışmak veya İslami ilimler için bir fıkıh öğrenmek, bir kelam öğrenmek, hadis öğrenmek. Yani Türkçe bir bilgi yani öğrenmek, bir metin okumak amaçlı mesela hikaye, edebiyat. Bunun gibi bir şey değil arkadaşlar. Öncelikle bu hususu anlayalım çünkü bu anlaşılmadığı için zaten dil mantığı tam olarak oturmuyor. Dil mantığı bunlardan farklı. Mesela sen bugün bir fıkıh öğrenmek istediğinde ben sana ibadetlerle alakalı bir mesele anlatmak istesem. işte diyelim ki sana orucu anlatıyorum. Oruç nedir? Orucu bozan şeyler nelerdir? Orucun farz olma sebepleri nelerdir? Sana bunu anlatırım. Sen de bu konuyu anlarsın. Mantığını çözersin. Zamanla bunu oturtturmaya, tam manasıyla ezberlemeye çalışırsın. Yer yer unutursun, geri dönersin, hatırlarsın bu kadar. Fakat dil böyle mi? Hayır. Ben dili sana anlattım. Bugün sana dil bilgisiyle alakalı bir mesele anlattım. Ö örneğin Türkçedeki sana nesnelerden bahsettim. Nesnelerin özelliklerinden, belirtili nesne, belirtisiz nesne, fiillerin doğrudan nesne alması, doğrudan nesne alamaması. Bunun gibi özelliklerden bahsettim. Ve sen bu konuyu anladın. Tamam. Hocam çok güzel anladım. Tamam çözdüm ben bu konuyu. E hadi dili konuş. Hadi dili oku. Dilin dört tane temel becerisi var arkadaşlar. Bir tanesi nedir? Dilde okumak, kıraat. En kolay budur. İstima dediğimiz hani dinleme arkadaşlar. Sonra konuşma ve yazma. Zaten dilin en belirgin özelliklerinden bir tanesi yazmaktır. Bir dili yazabiliyorsanız arkadaşlar o dili elde etmişsiniz demektir. Ama yazamıyorsanız tabi yazmak demek işte Arap harflerini gördüm işte orada o yazıyor falan yazayım manasında değil Yani onunla alakalı kendi düşüncelerinizi yazabilme Mesela işte Arapça bir makale yazabilme İngilizce bir makale yazabilme Bir metin yazabilme Yani bir fikri savunabilme Aynı şekilde konuşma da önemli ama yazma en önemlidir Konuşma oraya geleceğim Bu, bu becerilerin de ayrı ayrı yönleri var bunlara değineceğim Şimdi dilde istenen beceriler bunlar Ama bilgi böyle değil Bilgi dediğin o bilgiyi okudun, anladın mantığını sen o bilgiyi almışsın demektir. Ama sen bu dil bilgisine dair bir meseleyi öğrendiğinde ki bizim ülkemizde daha çok dil bilgisi odaklı öğretiliyor biliyorsunuz. Konuşmaya hariç tutarsak zaten dil bilgisi odaklı öğretilmesi yanlış değil arkadaşlar. Yani o yeter ki orada aşırıya kaçılmasın. Sen şimdi bu dili bu şekilde aldın, öğrendin. Peki bu dört beceriyi bana göster diyorum gösterebiliyor musun? Herhangi bir dil bilgisi kaidesini öğrendiğinde... İşte Nahif Sarp, Arapça özelinde söylüyorum. İşte yani bizim kavait dediğimiz kaideleri dil bilgisini aldığında sen o dili konuşabiliyor musun? Konuşamıyorsun. O dille alakalı bir şey yazabiliyor musun? Yazamıyorsun. Veya okuyabiliyor musun? Okuyamıyorsun. Yani bunları, bu dört beceriyi yerine getiremiyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar demek ki dil öğrenmek normal bir ilim öğrenmek gibi değil. Peki dil öğrenmek ne? Dil öğrenmek alakadar olmak. Alakadar olmak. Dil öğrenmek sadece dil bilgisi öğrenmek değil dil öğrenmek o alakadarlık vesilesiyle kelime haznemizi geliştirmek. Kelime haznemizi geliştirmek. Bakın çokça dil bilen bir kişi vardı dünyada hani en çok dil bilen falan. Soruyorlar ona nasıl hani bunu beceriyi yaptın, ne elde ettin, ne yaptın falan. Veya nasıl muhafaza ediyorsun diyor ki devamlı meşgul oluyorum. Çünkü dil şöyle bir şey değil. Böyle yerinde durmaz. Ya aşağı doğru iner ya yukarı doğru. Devamlı onu beslemek gerekir. Devamlı beslemen lazım. Devamlı meşgul olman lazım. Az bir şey ondan uzaklaş hemen yani dil nankör diyebileceğimiz bir tabir. Yani hemen seni satar, seni bırakır. Dolayısıyla arkadaşlar dil alakadarlıktır. Hocam bu bize ne katıyor? Benim öğrenmem anlamında bana nasıl bir katkı sağlıyor? Çok önemli bir katkı sağlıyor. Şöyle ki arkadaşlar eğer dil öğreneceksen bir kardeşim yanıma geldi. İşte hocam ben dil öğrenciyim ama şöyle yoğunluğum var. Şunları atlatayım böyle geliyor. Hayır dedim kardeşim. Şimdi başla. Ya hocam şöyle yoğunum önemli değil. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, yarım saat ver ama her gün ver. Az az ver. Çünkü dil arkadaşlar bir süreç. Alakadar olduğun gibi bu alakadarlık devam etmesi gerekiyor. Şimdi sen dediğim gibi fıkıh öğrendin. O meseleyi dinle anladın bitti. İşte gittin fizik öğrendin, o meseleyi dinledin, öğrendin. Bütününü hızlı bir şekilde hatta aldın, bitti. Dil böyle değil. Ben dili bugün hepsini almaya çalışayım, hayır. O yüzden internette geziliyor. 5 dakikada İngilizce, 10 dakikada Arapça, 1 saatte şu. Komik şeyler bunlar. İnsanlar da maalesef bunu dinliyor. O ayrı bir komiklik, o da ayrı bir ironi. Oysa dil arkadaşlar bir zamana muhtaç. O yüzden ne kadar erken başlarsan ve ne kadar erken onunla alakadar olmaya devam edersen o kadar kalıcı olacak, o kadar hızlı bir şekilde erişeceksin. Çünkü bu dil ne dedik arkadaşlar? Kelime bilgisine dönüyor. O dildeki kelimeleri alma, onu içselleştirme, onu kullanma. Bir kelimeyi bir kez duydun, unutuyorsun. Hiç unutmam. Arapça öğrendiğinde şurfa kelimesi hep örnek verdim öğrencilerime. He unutuyordum. Şurfa balkon. Cık. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Nasıl niye unutuyorum? Bir gün oturdum böyle yolun ortasındayım, gidiyorum, durdum. Caddenin ortasına kalabalık bir cadde düşünüyorum. Şurfa unutmayacağım diyorum. Büyük bir balkon hayal ediyorum bilmem ne. Bakın şimdi şurfa hiç unutmuyorum. Yıllardır kullanmadığım bir kelime. Niye? Alakadar olmaya başladım. O yüzden dil öğrenirken birinci kaidemiz bu arkadaşlar. Dil dediğimiz şey, dil mantığı normal eğitim mantığından farklı. Ben onu öğrendim ama alamadım. Alamayabilirsin normal. Alakadarlığa devam. Ondaki bağını güçlendirmeye devam. Bitmedi. Ne kadar erken başlasan o yüzden iyidir. İkinci kaideymiş. Ne kadar erken başladın iyidir. Ve devamlılık. Asla bağlantıyı kesme. Yarım saat olsun, 10 dakika olsun, 5 dakika olsun haftalarca ara verme. Çünkü haftalarca ara verdiğinde sen elde ettiklerini de kaybediyorsun zaten. Kaldı ki yenilerini ekleyebilesin arkadaşlar. O yüzden öncelikle dil mantığı bakın Arapçadan daha geniş bir mefhumdan bahsediyorum. Arapçadan daha geniş. Sadece Arapça değil. İngilizce de aynı, Farsça aynı bir hocamız vardı. Hatta Allah rahmet eylesin. Mustafa Meral Çörtü Hoca biliyorsunuz Arapça Sart Nahiv kitaplarının yazarı. Kendisi bize dedi ki ben Fars dili edebiyatı mezunuyum dedi arkadaşlar. Ama şu anda Farsçadan hiçbir şey yok dedi bende. Bakın 4 yıl, 5 yıl belki kendi çalıştığıyla 7-8 yıl onunla uğraştığı bir dil hiçbir şey kalmamış. Niye? Hiç ilgilenmemiş. Bırakmış o dili hepsi gitmiş. Dil böyle bir şey arkadaşlar. Hiç gram bir şey kalmaz. Sadece dil bilgisinden bazı konuları hatırlarsınız. O da size bir katkı vermez. O yüzden dil iştigaldir, uğraşmadır. Dille meşgul olacaksın, alakadar olacaksın. Bu yapılan en büyük hatalardan biri. Bakın bu o kadar büyük hata ki kişiyi dil öğrenmekten alıkoyan en birinci sebepler olarak görüyorum ben bunu. Mesela hazırlıkta öğrencilerimiz oluyor. Onlara işte dil öğretiyoruz üniversitelerde. Diyoruz ki öğrenciye siz Arapça biliyor musunuz? Bir tanesi ben biliyorum demiyor. Niye? korkuyor. Ben bilmiyorum arkadaşım. Sen zaten hazırlığı okumuşsun. Hazırlığı bitirmek o dili öğrenmek değil ki. O dile yeni başlamak demek. Sen sadece dışarıdaki bir insan gibi değilsin. Artık sana fail dediğinde, meful dediğimde, işte sana sıfat-ı müşebbehe dediğimde, isim cümlesi, fiil cümlesi, daha haber dediğimde bunu anlayabiliyorsun. Aynı şekilde İngilizce'de, İngilizce'de işte emizar dediğimde, isim cümlesi, işte fiil cümlesi dediğimde, düzen, düzensiz fiiller dediğimde bunları anlıyorsun. Tamam o zaman sen bu dilin mantığını çözmüşsün demektir. Bu dilin mantığını anlamışsın demektir. Geriye ne kaldı? Geriye şimdi başlıyorsun. Yani silahını kuşandın, şimdi asıl cepheye gidiyorsun, asıl savaşı yeni öğreneceksin. Nazari öğrendiğin bilgiyi şimdi uygulamaya geçeceksin. O iş o zaman başlayacak arkadaşlar. O iş o zaman başlayacak. Öncelikle bunu anlayalım. Sonra ne yapacaksın? Meşgul olacaksın. Yavaş yavaş okumaya başlayacaksın çocuk gibi. Metinler okumaya başlayacaksın. Şimdi çocuk ilk öğrendiğinde bütün dili her şeyi de biliyor mu? Bilmiyor. Ne yapıyor? Öğreniyor yeni kelimeler, yeni cümle yapıları. Ne yapıyor? Birinci sınıfta çocuğa kaç yaşında öğretiyorlar çocuğa hemen dili arkadaşlar? Yani birinci sınıftayken kaç ayda? Birinci dönem hemen öğretiyorlar. Okumaya başlıyor. Harfleri tanıyor. Peki bitti mi? Çocuk artık dili öğrendi mi? Biliyor mu ben Türkçe biliyorum? Hadi verelim üniversite kitaplarını. Hayır. Ne yapıyor arkadaşlar? Artık ondan sonra devamlı okuma yapıyor. İkinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta. Her seferinde de yeni yeni metinler veriyoruz. Matematik metinleri, Türkçe hayat bilgisi vesaire. Fen bilgisine geçiyor. Tabi ta ki okumasını geliştirsin bir yandan da ufak ufak bilgi yüklüyoruz ona. İşte tam bu sistem bizim eski medrese sistemi. Öğrenci dil bilgisini alıyor, öğreniyor. Sonra o aldığını oturtturmak için biz ne yapıyoruz? Küçük fıkıh kitaplarından başlıyoruz. Hadis kitaplarından tefsir kitaplarından kelam kitaplarından mantık kitaplarından böyle dil oturur arkadaşlar. Dil böyle oturur ve bir anlamda bilgi öğreniyor. Ve yavaş 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 ilerleye 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 birinci seviye kitaplar, ikinci seviye kitaplar, üçüncü seviye kitaplar alim oluyor. Bu öncelikle en önemli nokta gördüğüm için buna birinci noktada değindim. Dil mantığı diğer şeyler içinde böyle. İngilizce öğrendim, dil bilgisini anladım. iyi bitti mi? Hayır. Ne yapacaksın? Yavaş yavaş okuma. Konuşma ayrı bir şey arkadaşlar. O dediğim gibi onlardan değineceğim demiştim. Şimdi en başta okuma gelişmeli, okuma anlama. Konuşma arkadaşlar bu belli bir seviyeye geldikten sonra konuşmada alıştırma yapmak zorundasın. Mesela bir dili hiç konuşmazsan asla gelişmez. Bizde medrese hocalarımız var. Adam 10 yıl medresede okumuş ama konuşamıyor. Ya çok zayıf. Niye? Hiç uygulama yapmamış. Uygulama yapmadığı için konuşamıyor. Yoksa onda bir aslında eksiklik değil. Yapabilir. Yani o hocamızı alsan şöyle 6 ay böyle bir Arap ülkesine götürsen orada konuşma kursuna tabi tutsan veya orada Araplarla devamlı görüşse takır takır konuşmaya başlar. Bizde Araplarda başka sıkıntılar var. Yerel dilleri, halk dilleri olduğu için onlarda biraz ammici olayı dediğimiz yerel dilleri var. Yani hakiki fasih Arapçadan farklı olarak. Neyse konumuz o değil. Konuşma bu noktadaydı. Yazma bu işin artık en üst boyutu. Orada bilgiye de sahip olman lazım. Önce bilgiyi bileceksin. O bilgiye dair jargonu, kelimeleri bileceksin, ıslahları bileceksin. Sonra cümle yapısını yazmaya başlayacaksın. O da ayrı bir süreç. Artık en son süreci arkadaşlar odur. Orada sadece dil tek başına yetmez. Yetse bütün Araplar bütün bilgileri yazarlar. Yazamıyor. Çünkü orada bilgiye de sahip olman gerekiyor. Bu dil mantığı. Şimdi gelelim bizim sürecimize. Nasıl bir süreç olacak? Nasıl öğreneceğiz? Şimdi öncelikle ben kendi adıma söyleyeyim. E, bu dil mantığında günümüz yöntemiyle eski yöntem var. Ondan, ondan bahsedeyim. Ben kendim iki yöntemi de öğrendim arkadaşlar. Kendim medrese usulü de okudum. Bugün günümüzde medreselerde okutulan kitapların hepsini hamdolsun okuduk. Arapça anlamında. Orada en üst seviyeye kadar o kitapları okuduk. Osmanlı dönemindeki o alimlerin veya o yetişen alimlerin okuduğu kitapları Bizler de hamdolsun okuduk, bunları tedris ettik, bu klasik kitaplar dediğimiz nahiv, sarf, belagat bu kitaplardan ve bunun dışında modern usulle de okuduk, modern usulle de okuduk ve okutuyoruz da. Hem yani modern usul, modern usul dediğimiz arkadaşlar daha çok İngilizce mantığıyla. O yüzden ben bunu doğru bir yöntem bulmuyorum. Yani modern usul dediğimiz yöntem bir yönüyle doğru, kişinin ihtiyaçlarına göre ama bir yönüyle eksik. Şimdi. ...bizim öncelikle ortaya neden öğrenmek istediğimizi koymamız lazım. Oraya geleceğim, o dursun. Şimdi dolayısıyla ben bu iki yöntemi de gördüğüm için... ...ben hani burada, e, oradaki ihtiyacın neye yönelik olduğunu bir bakıma görebiliyorum. Yani buradaki olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini söyleyebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bazen bakıyorum internette işte İslami ilimlere merak salmış insanlar var, Arapça da öğrenmiş... İşte tavsiye ettiği kitaplar falan geliyorlar bize soruyor olacağım falan kişi falan kitabı tavsiye etti yani aslında çok tavsiye edilecek bir kitap değil ama hani o, o yönüyle eğitim almış. Mesela klasik eğitim almayanlarda daha çok böyle modern basit kitaplara yönelme var. Yani bu kötü bir şey değil ama amacınıza bağlı olan bir şey. Şimdi o kitapları mesela ben kendi adıma hiç okumadım, hiç görmedim e, klasik ama ha biz modern anlamda okutuyoruz ama çok sığ kitaplar onlar basit kitaplar. Eğer senin amacın amacın ben burada üç tane amaç belirliyorum. Birinci seviyede amacım ben turist Arapçası, turist dili öğrenecek, öğreneceğim diyorsan arkadaşlar, evet modern eğitim tam sana göre. Hocam turist Arapçası ne demek? Ben konuşayım, Arap göreyim. Keyfe aluke elhamdülillah ve hayır. Keyfe ente keyfe temşil hayâ ve hayır. Maşallah hal ente sebeqa leke zhehâb ila al Hal acabetke Türkiye. Maşallah ana uveddu en azûreke aydan. Bunlar bu kolay. Genel manada, genel kültür bilgisine dair Arapça. Tamam, güzel. Ancak sen bu, bu olur. Orada ne veriyor? Sana temel dört beceri. Sana çok dil bilgisine gerek yok. Aşırı dil bilgisine gerek yok. Temel fiilleri öğren. Zamirleri öğren. Bunları öğren. Yeter. Ben böyle de Arapça öğrenmek isteyene eğitim verdim. Bunları öğrettim. Öyle dil bilgisine detaya girmedim. Ama sen ikinci aşamada İslami ilimleri ben öğreneceğim. Mesela ben ilahiyat talebesiyim, medrese talebesiyim diyorsan arkadaşlar orada sen sarf ve nahibe muhtaçsın. Sarf ve nahibe öğrenmek zorundasın. Ta ki İslami ilimleri ne yapasın? Doğru manada anlamış olasın. O yüzden sarf ve nahiv öğreneceksin. Belagatını öğreneceksin. Temel manada. Burada çok ciddi oranda ilerlemene gerek yok. Eğer Arap dili üzerine, incelemek üzerine merakın yoksa, ilerlemeyi düşünmüyorsan orada çok üst düzey kitaplara çıkmana gerek yok. Yani sarfta birkaç kitap okursun işte maksuda kadar. Nahiv'de yine birkaç kitap okursun. Yeterli olur. Hemen İslami ilimlere geçersin. Bu güzel bir yöntem. Eğer hedefin Kur'an'ı tefsir edecek derecede Kur'an'ı en üst seviyede o tefsir kitaplarını anlayacak seviyede öğrenmekse işte bizim bugün medreselerimizde yapılan sistem bu. Bunun için arkadaşlar üst düzey bir Arapçaya ihtiyacınız var. Bu en üst seviye. Şimdi o yüzden bazen geliyor ki Kur'an Arapçası. Yani ne Kur'an Arapçası? Adı Kur'an. Sadece Kur'an'dan örnekler var. Yani normal basit cümleler verse daha iyi. Çünkü Kur'an'ı da zaten basit cümlelerle anlatmaya çalışıyor. Onu da düzgün anlatamıyor. İşte Kur'an'ın irabını yapacağım diyor. Kolay mı? Kur'an'ın irabı, irabın en üst seviyesidir. Bakın bizim irap dersleri var. Girin bakın. Çok üst seviyedir orası. İşte Kur'an üzerinden örnek vermeyi Kur'an Arapçası olarak satmaya çalışıyor. Olmaz. Bunun Kur'an Arapçası ile alakası yok. Ha nedir bu? Hocam ben Kur'an okuduğunda temel manada anlayabileyim. Ya sana o ikinci seviye gerekir. Ama bunun için arkadaşlar bizim alimlerimiz Kur'an'ı en üst seviyeye koymuşlar. Bakın bugün bugün Kur'an tefsiri anlamında en üst kitaplardan bir tanesi, bir tanesi metin anlamında belki azdır ama etrafındaki tefsirler, şerhler anlamında, şerhler, haşiyeler anlamında Beyzavidir. Beyzavi'nin bu kitabı arkadaşlar, yani tefsiri kısa bir kitaptır ama o kadar üzerine yani 250'ye yakın haşiye şerh çalışması yapılmış. Bu kitap en üst seviye kitaplardan biridir ama Beyzavi dahi diyor ki ben Kur'an'ı tefsir ederken tereddüt ettim. Çünkü alimler Kur'an'ı İlimlerin müntehası addediyorlar. En üst seviye görüyorlar. O yüzden ben hep şunu savunuyorum. Kur'an müstakil bir ilim dalı değil. Yani ben tefsirciyim. Tefsirci. Tefsirci ne demek? Hepimiz tefsirciyiz. Hepimizin hedefi Kur'an'a ulaşmak. Sen ne kadar Arapça biliyorsan, ne kadar hadis biliyorsan, ne kadar kelam biliyorsan, ne kadar belagat biliyorsan, ne kadar fıkıh biliyorsan o kadar tefsircisin. Çünkü tefsir bunlardan müteşekkir. Tefsirde bunların hepsi var. Sen bunları bildiği zaman Kur'an ilimlerin en üstünü olduğu için alimler bu kadar Kur'an'ı anlamak için bu ilimleri genişlettiler, yaydılar, anlattılar. Hepsi Kur'an'ı anlamaya matur. O yüzden bakın İslam dünyasında sadece tefsirci olan bir tane alim gösterir. Hepsi ya kelamcıdır, ya hadisçidir, ya fıkıhçıdır, ya işte mantıkçıdır vesaire, dilcidir. Bunların hepsi arkadaşlar bir alanda uzmandır. Öne çıkmış, temayüz etmiştir. O yüzden tefsir ilimlerin müntehasıdır. Sen tefsiri öğreneceğim, bileceğim diyorsan bu ilimlere en üst seviyede hakim olman, hakim olman lazım Arapçaya. Bu en üst seviye. Ama senin amacın temel manada ben Kur'an'ı anlayayım diyorsan o ikinci seviye senin için yeterli. Yani İslami ilimleri öğrenecek de derecede temel sarf ben Ama Kur'an'ı tefsir etme davasına girme. O onu yapamazsın. Ne yaparsın arkadaşım? Kur'an'ı temel manada anlama hocam. İmam okuduğunda anlayayım. O ahirete yönelik ayetler, Dünyaya yönelik ayetler, bizlere nasihatlar. Bunları anlayayım güzel. Bir Arap'ın anladığı kadar. Arap bu kadar anlıyor arkadaşlar. O manada Kur'an okunduğunda yüzde yetmişini o manaları anlıyor. Bu kadar anlamak evet güzel. Bu da güzel yöntem. Ama bunu anlayıp da sonra ben müfessirim gibi böyle iki üç Arapçayla böyle ortaya çıkmak maalesef hatalı bir davranış. Bunu da görüyoruz işte özellikle İslam'ı merak salan böyle yeni neslimizde ben onlarla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum asla ayıplamıyorum. Ama bu vartaya düşüyorlar. Bunun sebebi de klasik yöntemle Arapça öğrenmemeleri. Ben bununla alakalı İslami ilimleri nasıl öğrenebilirim diye 3 bölümlük bir video çektim. Aslında bu benim hayatım boyunca kendimin de yaşadığı problemlerdi. Yani nasıl öğrenebilirim diye 3 seviyede anlattım. Bir tanesinde oradaki niyetten, hedeften, menhecden. İkinci de örnek iki medrese. Bir Osmanlı medresesi seçtim. İkincide de arkadaşlar günümüzde bir medrese seçtim yöntemini. Orada 2-3 tane medrese örneği. Orada okutulan kitaplar eski alimlerin, Osmanlı alimlerinin okuduğu kitaplardan bahsettim. Tek tek nasıl yükseliyor, hangi yaşlarda alim oluyor, nasıl bir yöntemde ilerliyor onu anlattım ikinci videoda. Üçüncü videoda da soru cevap yaptım. Yani oradaki bana sorulan sorulara cevapları arkadaşlar. 5 soruya 5 cevap altında var o sorular. Onun da sonunda Hangi kitaplar okutulmalı, hangi ilimlere dair orada tek tek ayırdım. İşte dil, sarfta okutulan kitaplar, nahivde, belagatta, tefsirde, hadiste, usulde, fıkıhta, kelamda. Bunları tek tek orada kısa kısa anlattım arkadaşlar. Oralara bakabilirsiniz. Eğer bu işte ciddiyseniz ben İslam ilimleri öğrenmek istiyorum diyorsanız o size yol haritası. Onu kesinlikle izlemeniz gerekir, anlamanız gerekir. Onlar benim kendime de ders olarak aldığım, kitap olarak da yazmayı planladığım ilim talebesinin İlim talebesinin yol haritası diye düşündüğüm bir kitap şekliydi. Oraya bakabilirsiniz. Burada daha çok Arapça üzerinde duracağım. Hani o Kur'an tefsir etme anlamında dedim. Şimdi Arapçaya geri dönüyoruz. Peki bizim mesela kendi kanalımız anlamında nasıl bir yol izleyebiliriz arkadaşlar? Şimdi ben evet modern kitaplar güzel. Modern kitaplardan ufaktan başlayabiliriz. Onlar da aynı şeyden dil bilgisinden bahsediyor arkadaşlar. Onlar da bizim medreselerde daha çok böyle metin okuma odaklı olduğu için nahi geniş anlamda ele alınıyor medreselerde. Orada ben anlattım. Örnek bir medresede verdim hangi kitaplar okutuluyor. Buraya girmeyeceğim. Bizim sitemiz için gelenin, kanalımız için. Şimdi ben Arapça öğreneceğim diyen bir kardeş mesela bizim kanalda neyden başlar? Sarfta. Sarf dediğimiz şey arkadaşlar kelime bilgisi. Türkçede de karşılığı çok olmadığı için öğrenciler sarfta Arapça öğrendiğini hissetmiyorlar. Siz de hissetmemeniz gerekir normal. Çünkü sarfta arkadaşlar biz bilgi depoluyoruz. Bilgi depoluyoruz. Yani sarfta biz daha çok kelime bilgisini oturtturmaya çalışıyoruz. Henüz daha girmedik. O yüzden biraz sıkıcı geliyor. Ondan dolayı zaten şu an şöyle bir yöntem uygulanıyor. Ben de onu yapıyorum. Emsile ve binayı okuttuktan hemen sonra bir nahi eserine geçiyoruz. Sonra sarfta maksuda geri dönüyoruz. Sarf dediğimiz kelime bilgisi. Yani o kelimeleri tek tek bize... Çünkü Arapça türeyen bir dil. Türeyen bir dil olduğu için o kelimelerin türeme şeklini öğreniyoruz ki bir anda bildiğimiz kelime şekli onlarca kez sürüyor ve bir anda o kelime sayısı artıyor. Ve daha fazla kelimeye sahip olmuş oluyoruz. Bu bizim için büyük bir fırsat. Büyük bir fırsat ve biz bunu Arapça'da değerlendirebiliyoruz. Çünkü Arapça'nın dil mantığı buna uygun. Ama Türkçe mesela bu kadar böyle bir türeme dili olmadığı için saf diye bir şey yok. Oradan dil bilgisine giriyoruz arkadaşlar. Ama Arapça'da dil bilgisini ikiye ayırıyoruz. Sarf, nahi. Bir de edebiyat kısmı var. O belagat, o her dilde var. Dolayısıyla önce bir sarf. Bizde ne var kendi kanalımızda? Emsile bina var arkadaşlar. Maksutta yine olacak emsile bina. Onu okuduktan sonra nahive geçeceksiniz. Artık nahivde ha şimdi ben artık nahivde öğrenmeye başlıyorum diyeceksiniz. Sarfın bir güzelliği de şu. Devamlı biz fiil çektiriyoruz sarfta. Öğrenci fiili tanıyor. Minik minik cümle kurmaya başlıyor. Fiil çekimlerini görüyor. Nahive girince daha az korkuyor. Çünkü artık cümle yapısını görüyor. Fiil bilgisi var. Kelime bilgisi var. Bir anda nahive soktuğun zaman hiçbir kelime bilmiyor ki nasıl cümle kuracak. Öyle bir zorluğu var. Ama nahive güzel bir sarfa alıp girince bir anda cesaretle buluyor arkadaşlar. Artık nahibde ne yapıyorsun? Cümle bilgisi. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Başlıyorsun isim cümlesi. Ali, ata, bak mesela. Biz de yüklemi sona alıyoruz. Özneyi başa koyuyoruz. Arapçada da diyorsun ki isim cümlesi. Hada racülün. Bu adamdır. Veya da diyorsun ki Zeydün mühendisun. Zeyd mühendistir. Gibi. Sonra fiil cümlesi. Fiiller daha zordur. Fiil arkadaşlar bir dilin bir dilin en temelidir. Bir dilde fiilleri alıp çekip kurabiliyorsanız cümle o dili temel manada öğrendiniz demektir. Fiilleri anlamak o dili anlamanın en önemli ölçütüdür, miyarıdır. Sonra fiilleri, fiil cümlesine geçiyorsun. Diyorsun ki ben gördüm, sen gördün, biz gördük, siz gördünüz. Onlar gördüler gibi bir ne yapıyorsun? Kullanıyorsun geçmiş zaman. Sonra gelecek zaman. Görecekler. Görürler. Geniş zaman. E, Miçli geçmiş zaman. Görmüş. Biz gör, görmüşüz. Onlar görmüşler. Gibi bu şekilde çekimlerini sonra görmek kelimesinden çıkıyorsun. Başka kelimeler ekliyorsun. Her seferinde ilerletiyorsun. Artık ne yapıyorsun? Cümle kurmaya başlıyorsun. Arapça'da sana bu cümle bilgisini öğretiyor arkadaşlar. Temel nahir kolay. Ben dilde şöyle düşündüm. Yani modern bir kitap koyalım dedim ama modern kitabı Arapça öğrenmek lazım. Yapılan en büyük hatalardan biri dili Türkçe öğrenmek. Hayır. Türkçe mesela Mustafa Meral Hoca'nın kitapları Sarp Nahip. Onu al kaynak koy. Ama ondan dil öğrenme. Hazırlık kitapları var mesela. İlahiyat hazırlığı. O da güzel hazırlanmış. Arapça dört tane güzel öğren ama kaynak. Yoksa doğrudan Arapçayı Türkçe üzerinden öğrenirsen e dil bilgisini öğrendin. E hani cümle kur yok. Arapça ile boğuşacaksın. O yüzden Arapça, Arapça kitaptan öğrenilir. Ondan dolayı ben Türkçe kitap koymuyorum. Arapça kitap koyuyorum arkadaşlar. Yani sarf da tamam. Dil bilgisi kelime çekiyorsun ama nahivde kitap Arapça olmalı. Ondan dolayı ben bir tane modern bir kitap koydum. Arap dünyası okutulan Muhammed Muhyiddin'in, Abdülhamid'in Mebadi diye. Onu bitirmedik. İnşallah binadan sonra ikmal edeceğiz. Mebadi'den başlayabilirsin. Mebadi kitabı güzelliği, modern bir kitap. Sarf ve nahivi bir arada veriyor ikisini. Böylece hem sarfı tekrar edeceğiz kısadan hem de nahilde temel cümle yapısı. Böylece minik minik cümle kurmaya alışacaksın. Bir yandan da orada sorular var, cevaplar var, metin var. Kelime bilgin gelişecek. Cümle göreceksin. Cümle yapısını öğreneceksin. Cümle kurmaya başlayacaksın. Aa diyeceksin Arapça öğreniyorum. Evet ya cümle kurmaya başladım. Bak evet bak Ali Ata bak dedim. Emel eve gel dedim. Bak yavaş yavaş kurmaya başladım diyeceksin. O yüzden başlangıçta o Acemiliği yenme adına ben Mebadi'den başlanmasını uygun gördüm. Onu aldım arkadaşlar. Medresede daha farklı başlanıyor. Onu anlattım. E, o videoya bakabilirsiniz. ikinci kısımda nasıl nasıl dilimi öğrenmeliyim diye. Sonra bizim sitede arkadaşlar Tuhve'ye geçeceksin. Tuhve Cüsseni'ye Arapça konuların %70'ini alıyor temel konularının. Ve sana hayli hayli yeter. İşte o İslami ilimleri öğrenmek isteyen kardeşim dedim ya. O seviye sana Tuhve Cüsseni'ye yeter. Tuhve tüseneği iyi bir seviyede öğrenmen yeter. Fakat hocam daha üstünü okusam ne da olur daha güzel. Bakın medresede daha üstünün olmasının sebebi geriyi de oturtturmak. Şimdi sen tuhveyi aldın ama hepsini alamadın ki. Alamadın %60'ını alsan öp başına koy. Alamıyorsun. Bir kitabı ilk kez okuyorsan yüzde %60, %70 iyi bir rakam. Alamıyor öğrenci. Unutuyor. Dolayısıyla bir üstünü okuduğunda geriyi de oturtturuyor. Ondan dolayı böyle silsileli nahil kitapları var. Bir yandan da yeni Arapça cümleler, yeni Arapça kelimeler öğrenmiş oluyor. Öyle düşünün arkadaşlar. Biz de o yüzden böyle silsile kitapları okuduyor. Yoksa farklı bir şey değil. Mesela Tuhvet Hüseniye'nin konularıyla atıyorum e, avamilin konuları veya bir gibinin izaharının konuları çok birbirinden farklı değil. Benzer. Aynı. Ama ne var arkadaşlar? Her seferinde oturtturuyor. Her seferinde ufak ufak yeni bilgi. Her defasında detay bilgiler versen adam aslı öğrenemeyecek. Önce kolayca veriyorsun. Sonra biraz daha üzerinde bir %20'lik yeni bilgi. Sonra yeni kitapta %20'lik tekrar yeni bilgi. Ve geçmiş konular. %80'i geçmiş konular. Böylece oturtturuyorsun arkadaşlar. Bu güzel. Sonra biz de aldın mebadiyi bir. iki bir seviye yukarı çıktın. Bir basamak yukarı çıktın. Tuh Sonra orada yol arkadaşlar orada yol çatallaşıyor. O çatallaşma üst seviye iki tane kitabımız var bizim arkadaşlar. Üst seviye iki tane kitap. Bir tanesi bir tanesi bizim Nahvul Vadıh dediğimiz üç ciltlik bir kitap. İki tane Nahvul Vadih var. Biri İbtidaiye biri Saneviye. Saneviye liseler için arkadaşlar hazırlanmış. Bu 1900'lerin başında yazılmış bir kitap. Diğeri de İbtidaiye. Bir İbtidaiye'nin örneklerini genelde Tuhve'de çözdük. Tuhve'de bol bol İrab örneği yaptık. Sonra sonra arkadaşlar biz bu Mebadi'de şey Mebadi diyorum. Nahvul Vadih'da artık burada geçmeyen daha geniş konular. Daha geniş. Orada ileri derecede Nahif. İleri derecede sarf. Bu üç cilt. Dolayısıyla üç bölümü var bunun. Birinci cilt, ikinci cilt, üçüncü cilt olarak 3 bölüm var arkadaşlar. Bir de bununla birlikte bununla birlikte arkadaşlar Havaidil Arabiye diye bir ders var. 86 bölümlük. Bu 86 bölümlük dersi şundan yaptık arkadaşlarla. Tuhfeyi okuduğumuz arkadaşlar daha sonra bu dersi aldık. Bu konular zorlandılar. Bunu oturtturmak için özet bir kitap. Yani hiç içerisinde soru yok, metin yok ama Nahvul Vadih'in özelliği metni veriyor, konuyu anlatıyor, peşine bol bol uygulama, alıştırma, irap. Asıl zaten mesele bu. Yani onu öğrenirken bir yandan cümle yapısını geliştirme. Böyle çok gelişen arkadaşlarımız oldu. Ama o Kavayidü'l Arabiye dediğimiz o çatallaşıyor. Biri Nahvul Vadih, diğeri Kavayidü'l Arabiye aynı mantıktalar. Ama Kavayidü'l Arabiye özet şeklinde içeride sarf, nahib beraber bir de belagat kısmı var. Belagat kısmını henüz yüklemedik. O Sard Nahir'de arkadaşlar o 86 bölümde dediğimiz anlattığımız derse kısaca özet bir şekilde bu konuların aynısını veriyor. Dolayısıyla benim tavsiyem önce Nahvul Vadı'ya girin. Oradaki konuları alın, metinleri okuyun. Sonra anlamak için tekrar dinleyebilirsiniz. Ders dinlemek tabi zordur. Onun yerine benim tavsiyem daha çok bir hocayla ders takip edip Konulara öncesinde mesela gelip örneğin bir hocayla bir de kitap takip ediyorsun. İsmi faili göreceksin. Gel buradan mesela ismi faili dinle veya farklı bir siteden önemli değil. Bu daha kolay bir yöntem. Baştan sona tek başına video dinlemek daha zor veya arkadaşlarınızla birlikte yapın. O kolay. Mesela dersin ki bugün hep beraber hocanın şu, şu videosunu dinleyeceğiz, konuşacağız. Şu videosunu dinleyip konuşacağız bu daha kolay. Tek başınıza dinlemek arkadaşlar daha zor. Sonra bunun üstünde bir kitap koyduk arkadaşlar. En son en son Kavailü'l-i kitabı İbn-i bu medreselerde okutulan klasik sarf kitaplarından farklı yöntemi olan bir kitap. Bu dört tane başlıktan oluşuyor. Ayrı bir kitap. Bu kitapları bitirdikten sonra yani mebadiyi aldın, tuhveyi okudun. Sonra bunlardan herhangi birini okuduktan sonra Kavaydül İrabi okuyabilirsin. Kavay. Diğer türlü bakın kitap atlarsan, atlarsan altta alacağını almaz atlarsan eksik öğrenirsin. Eksik öğren yanlış bir yöntem. O tutturmadan gidersin. Böyle bol bol boşluklar olur arada. Yani bilgi dünyanda boşluklar dolar. Sağlam ilerleyemezsin. O anlamda bu arkadaşlar silsileye dikkat etmemiz gerekir. Silsileye dikkat etmemiz gerekir. Bu arkadaşlar bizim kanalda, bizim kanalda faydalanacağınız temel kitaplar. Sonra biz ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Bu İslami ilimlerin her alanlarından kısa kısa böyle metinler, işte fıkıh, işte kelam, işte ne bileyim diğer ilimler. Önce böyle kısa böyle varsa Türkçe mümkünse Osmanlıca olsun. Çünkü Osmanlıca olduğunda böyle dil alışıyor ona. Sonra Arapça. Aslında Arapça da maksadımız dediğim gibi şey değil. Yani o ilmi almak değil sadece değil. Yani o ilmi almak tabii ki. Temel o Türkçe de okuyabiliriz. Türkçe de alabiliriz. Ama bir yandan da Arapçamızı geliştirerek almak. O yüzden bu ilimleri de Türkçe okuyun. Şimdi ilahiyat öğrencilerine diyorum ki en büyük hata bu. İlahiyatta hazırlığı bitiriyor, Arapça ile ilişkisini kesiyor. Ben anlamadım hocam. Ya sen anlamayacaksın. Arapçaya yeni başladın. Şimdiden sonra Arapçayı öğreneceksin. Yani sonraki 4 yılda Arapçayı oturtturacaksın. Yoksa hazırlığı bittiğinde kim Arapça öğrenmiş ki sen öğrenesin? Sen sadece Arapçayı öğrenmeye ve evet, Arapçayı biliyorum bu kadar demek. İsmi fail ne demek? Biliyorsun biliyorum hocam. İsmi mefhul ne demek? Biliyorum. Sıfatı müşebbehe biliyorum. Hocam detaylarını unutuyorum. Onu biz de unutuyoruz. Unutuyoruz bakıyoruz. Önemli değil ki. Ama sen neyi öğrendin? Şimdi sen bu mantığı aldın, silahını kuşandın. Şimdi biz gerçek bir uygulamaya gideceğiz. İşte o zaman bu dil yapısı arkadaşlar oturacak. Evet dille alakalı dediğim gibi çok şey söyleyebilirim. Ben daha çok bir temel dil mantığını çizmek istedim. İkincisi de arkadaşlar sizlere yöntem olarak da hani bizim kanaldan nasıl faydalanabileceğinizi de göstermek istedim. Sonra mesela nahivi ve sarfı otutturmak istediğinizde biz mesela irap videoları çekiyoruz. Çekiyoruz. Mesela hem gerek hadislerden mesela 40 hadise başlamıştık. Onun bazılarını yükledik. Yine ayetlerden son 30. cüz. Burada oturtturabilirsin ama bu seviyeleri alman lazım öncelikle. Bunları aldıktan sonra ancak oturabilirsin. Mesela bizim şeyhimiz hocamız biz Arapça öğreneceğimiz Elfiye'ye başlayacağımızda Önce dedi ki bize örneğin Çeyin Acırumiye'nin bir tane şerhi var Acırumiye'nin arkadaşlar daha geniş bir şerhi dedi ki önce o şerhi o şerhi okuyacaksınız özetleyeceksiniz sonra bu kitaba geçebilirsiniz sonra bir kitaba geçebilirsiniz dedi. Yani her tüye başlayabilirsiniz ve biz onu yaptık, özetledik. Yazılı olarak 40-50 sayfa ben onu özetledim, verdim. Şeyimizin videoları vardı, dinledim, özet yazdım vesaire. Sonra o derse biz katılabildik. Dolayısıyla bunu diğerini oturtturmadan arkadaşlar bu kısma ne yapamıyoruz? Bu kısma geçemiyoruz, geçsek de faydalı olmaz, oturmaz. Yani bu noktalara dikkat edebiliriz. Şimdi aklıma gelen bunlar. Bununla alakalı ben hiç kısmına dikkat ederseniz değinmedim, yönteme değinmedim. Bunlara bahsetmedik. Bunları zaten görüyoruz. İnternette de var. Oradaki hocalarımızdan bahsedebilirsiniz. Ben daha çok değinilmeyen bir yöne temas etmek istedim. Çok fazla üzerinde durulmayan bir de kendi hani bu kanaldan nasıl faydalanabiliriz diye. Bir de sorular da geliyor. Hocam hangisini okuyacağız diye. Onu izah etmek istediğim Evet. Allah'a emanet olun. Allah başarılı kılsın. Niyetlerimizi sahih eylesin. Niyet önemli bu işte. Niyet hayır. Akıbet hayır demişler. Niyetimiz iyi olursa o derecede de o seviyeye çıkarız. Ama niyetimiz ne kadar yüksekse arkadaşlar gösterilecek cehd ve çaba da o kadar yüksek olmalı. Allah'a emanet olun. Allah sizlere hayırlı ilimler, sizlere ve bizlere hayırlı ilimler nasip eylesin. O ilimlerle amel etmeyi, o amelimizde ihlaslı olmayı ve bunu da bu ilimle de ümmet Muhammed'e faydalı olmayı nasip eylesin. Amin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.